Bismillahirrahmanirrahim. Bizleri var eden Rabbimize hamdü senalar olsun. Peygamberimize ve bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Öncelikle hepinizi selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, bugün çokça tartışılan bir konu üzerinde durmak istiyorum. Gençliğin din ile ilişkisi. Gençlik dinden kopuyor mu? Dine mesafeli bir gençlik mi geliyor? Sıkça ifade edildiği gibi bir ateizm deizm dalgasıyla mı karşı karşıyayız? Yoksa bütün bu tartışmalar sadece kuru bir iddiadan mı ibaret? Yalnızca bir söylem midir? Eğer gerçekten böyle bir iddia doğruysa bunun sebepleri nelerdir? Bu tartışmaları bir rahmete dönüştürmek mümkün müdür? Bugün bu sorular ekseninde düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet. Günümüzde gençlerin din ile ilişkilerinde büyük bir dönüşümün yaşandığı muhakkak. Ancak benim şahsen kendi okumalarımda, incelediğim önemli araştırma ve raporlarda, doğuda batıda pek çok ülkeye yaptığım seyahatlerde edindiğim gözlemlerde ve hepsinden önemlisi zaman zaman genç kardeşlerimle oturup Çay içip dertleştiğimiz sohbetlerimizde vardığım netice gençlerin dünyasındaki değişimin e, zannedildiği gibi deizm, agnostisizm ya da 20. yüzyılın başında cereyan eden felsefi ateizmle herhangi bir alakası yoktur. Bence bugün gençlerimiz yeni bir anlam arayışı içindedir eğer adını koyacak olursak yeni bir anlam arayışı. Tıpkı hayatın anlamını arayan, hakikatin künhüne vakıf olmaya çalışan her insan gibi. Evet bugün gençlerin yeni soruları var, yeni sorgulamaları var ve dinimize dair yeni itirazları var. Sevgili gençler, bu sorularınıza, sorgulamalarınıza, itirazlarınıza baktığımda ki bunları toplamaya çalıştım. Bunların büyük ölçüde dinin sahih kaynaklarının doğru anlaşılmamasından ve yanlış uygulamalardan kaynaklandığını görüyorum. Bence gençleri tereddüde düşüren, sorgulamaya sevk eden asıl sebep yanlış din tartışmaları, yanlış din söylemleri ve yanlış din uygulamalarıdır. Tabii başka sebepler de yok değil. Her şeyden önce dijitalleşme ile birlikte her türlü bilgi kolayca ulaşılan bir metağa dönüştü. Dini bilginin bir bütünlüğü vardı. Bu bütünlük tamamen bozuldu, parçalandı. Bir bilgi kaosu ve yorum anarşisi ortaya çıktı. Online kürsülerden din adeta bir çatışma alanına dönüştü. Dijitalleşme ile birlikte görsel idrak egemen oldu akıl, gönül, görsellik, suret ve imaj ile daha fazla meşgul olmaya başladı. İnsan hakikatten biraz daha uzaklaştı. Elbette bütün bunlar da manevi buhranın yeni başka sebepleri olarak önümüzde duruyor. Sevgili gençler, dine yönelik bu dersler esnasında sizlerden gelen bütün soruları topladım. Bütün sorularınızın bir bir cevabını vermek isterdim. Ama onun yerine şöyle bir yöntem tercih ediyorum. Bütün sorularınızın ve sorgulamalarınızın yedi konu etrafında düğümlendiğini fark ettim. Bence bu yedi konu doğru temellendirilirse ki başka konularda yok değil, bu düğümler büyük oranda çözülebilecek ve sorular cevap bulabilecektir diye düşünüyorum. Şimdi bu yedi konuyu kısa kısa sizlerle müzakere etmek istiyorum. Bu konulardan birincisi din-insan ilişkisidir. Yani sizden gelen soruların yoğunlaştığı bir başlık, birinci başlık din-insan ilişkisidir. Özellikle bu tartışmalarda biz din tartışmalarında dini olanla insani olanı, İslami olanla insani olanı karşı karşıya getiriyoruz sanki dinin bütün özgürlükleri kısıtlamak için geldiği intibahı uyandırılıyor. Yanlış bir yorumlama ile dinin insanı kul köle yaptığı anlatılarak büyük bir yanılgıya sebep olunuyor. Bu çelişki içinde gençler yani biz dini olanla insani olanı karşı karşıya getiren bir söylem ürettiğimizde gençler de insani olanı tercih etmek durumunda bırakılıyorlar. Sevgili gençler, oysa din insanı yüceltir. Din insana değer vermek için vardır. Din insanı onurlandırmak için gönderilmiş ilahi bir nizamdır. Biz hayatın amacını, yaratılışın hikmetini ancak dinden, dinden öğrenebiliriz. Bu sebeple dini olanla insani olan bir çatışma alanı değil. Dini olan insanidir, insani olan dinidir. İslami olan insanidir, insani olan İslamidir. Kur'an-ı Kerim bize dinin fıtrat olduğunu ifade eder. Peygamberimiz her insanın fıtrat üzerine yaratıldığını buyurur. Yüce Rabbimiz "Fıtratallahi latifatarannase aleyha la tebdila li halqihi" der. <laughs> "Zalika'd-dinul kayyem." Siz o halde hanif olarak bütün varlığınızla dine yönelin buyuruyor Rabbimiz. Allah insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona yönelin. Ve sonra ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ İşte bu değerlerle donatılmış sapa sağlam doğru dindir buyuruyor. Burada tabii ki içine düştüğümüz hatanın da bir sebebi var insanilik ile yaratıcıyı yok sayan ideolojik humanizmi birbirinden ayırmak gerekiyor. Biz biraz yanlış bir alışkanlıkla her şeyi öteki ve batı üzerinden okumaya ve anlamaya çalışıyoruz. Doğru değil. Bazen ideolojik humanizmi eleştirelim derken insaniliği ortadan kaldırıyoruz. Bu sebeple fıkhi yorumlarımız, fetvalarımız, kelami anlayışlarımız, İslami olanla insani olanı karşı karşıya getiriyor. Bu doğru değildir. Bu birinci sebep. Gençlerin sorularının, sorgulamalarının yoğunlaştığı, hatta itirazlarının yoğunlaştığı ikinci başlık ise din dünya ilişkisidir. Yanlış din söylemleri din ile dünyayı karşı karşıya getiriyor ve bir çatışma alanı oluşturuyor. Bazı söylemler içinde yaşadığımız dünyayı aşağılıyor yeryüzünü imar etmek üzere görevlendirildiğimizi, yeryüzünü güzelleştirmek üzere dünyaya geldiğimizi unutuyor. Hatta bazen bir hadisi yanlış anlayarak dünyanın mümin'e zindan, kafire cennet olduğunu söylüyor. Bir din aziz kardeşlerim kendi mensuplarına dünyayı zindan etmeye gelir mi Allah aşkına? Böyle bir çatışmada da gençler tercihini hayattan yana yapıyor, yaşadığı dünyadan yana yapıyor. Aynı anlayışın bir parçası olarak biz dinin insanı özgür bıraktığı alanlara fazla müdahale edildiğini görüyoruz. Kültür, sanat, edebiyat adına yapılan pek çok etkinliğe din adına karşı çıkılıyor. İyi düşünülmeden, ilkeler belirlenmeden İnsanların, gençlerin şekline, şemailine, kılığına, kıyafetine çokça karışılıyor. En yanlışı da helal dairesi daraltılıyor. Helal dairesini daraltmak aslında haramları arttırmaktan başka bir işe yaramaz. O bir fıkıhsızlıktır. Halbuki Kur'an bize helal dairesinin ne kadar geniş olduğunu hatırlatır. Ve yüce kitapta şöyle sorar: Kul Men harrama <laughs> zinetallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq kul hiya lillezina amanu fi al-hayati ad Allah'ın kulları için yarattığı zineti temiz helal iyi rızıkları kim haram kılabilir Onlar dünya hayatında müminlere yaraşır Dahası bilhassa din konusunda çokça konuşanlara Yüce Rabbimiz kitabında şöyle hitap eder. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكَذ۪يبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا haram. Ağzınıza geldiği gibi yalan yanlış konuşarak bu helaldir, bu haramdır demeyin. Bunun da tabi bu yanlışa düşmemizin de bir sebebi var din-dünya ilişkisinde. Kitap, elbette kitap sünnette dünyaya yönelik eleştiriler yok değil dünya bir oyundur, oyuncaktır, zinettir diye başlayan. Wa mal hayatu dunya illa meta'ul gurur. Dünya sadece aldananların metaıdır diye pek çok ayet-i kerime vardır. Ancak bütün bu ayetlerde kötülenen dünya değildir. Dünya dünya olduğu için kötülenmez. Ahireti yok sayan dünyevileşmedir burada eleştirilen. Dünyevileşmeyi eleştirelim derken, ideolojik sekülerizmi eleştirelim derken dünyayı aşağılamaya kalkışıyoruz. Halbuki dünyayı sırf dünya olduğu için aşağılayan ne bir Kur'an ayeti ne bir peygamber sözü mevcut değildir. Bu dünyada güzellik istemeyi bize dua diye talim buyuran Rabbimizdir. Ne diyoruz her gün? Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve kina Rabbimiz bize dünyada da güzellik ver, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından muhafaza et. Üçüncüsü, gençlerin sorularının, sorgulamalarının çokça yoğunlaştığı, hatta diğerlerinden daha fazla yoğunlaştığı üçüncü başlık din akıl ilişkisine dairdir. Aynı şekilde yanlış din söylemleri akılla vahyin ilişkisini sürekli bir tartışma alanı olarak takdim ediyor akli olanla dini olanı sürekli karşı karşıya getiriyor. Hatta aklı kötüleyen din anlayışları yaygınlık kazanıyor İslam coğrafyasında. Sevgili gençler, oysa akıl vahyin biricik muhatabıdır. Vahiy aklı yüceltmiştir. Kur'an'ın bize bizi en çok sarsan sorusu efela takilun, akletmez misiniz sorusudur. Büyük İmam Gazali el aklu en muzajun min nurillah. Akıl Allah'ın nurundan bir parçadır buyuruyor. Bugün hiç kimse genç dostlarımıza aklını bir kenara koy gel iman et diyemez. Cennete girmek mi istiyorsun? Aklı kenara koy gel o zaman cennete girersin diyemez. Bunun kadar yanlış bir çağrı olamaz. Zira Kur'an tam bunun tersini söylüyor. Tam cehenneme giren insanlar şöyle bir itirafta bulunacaklardır. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ Eğer biz gerçekten dinleseydik ve akletseydik, aklımızı kullansaydık, cehennem ehli olmayacaktık diyeceklerdir. Yüce Rabbimiz kitabında وَيَجْعَلُ alur عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Akıllarını kullanmayanların üzerine kötülük yağacağını hatırlatıyor. Nitekim, Bugün Müslümanların başına gelen musibetlerin büyük bir kısmı akletmemekten kaynaklanıyor. Bilgi, fikir ve değer üretmemekten neşet ediyor. Bu yanlış anlayında bir anlayışında bir sebebi var. Burada da biz e, aklı putlaştıran rasyonalizmi eleştirelim derken aklı aşağılıyoruz. Burada tabii ki akıl derken kişiden kişiye değişen, arzuların esiri olmuş akıldan bahsetmiyoruz. Allah'ın dini, varlığı, kainatı anlasın diye insana vahşettiği ilahi vahyin muhatabı olan selim akıldan bahsediyoruz. Böyle bir aklın soru sorması günah olmaz. Sorgulama içerisine girmesi, itiraz etmesi elbette günah değildir. Bilakis ibadet olarak telakki edilecek övgüye layık bir davranıştır. Dördüncüsü sevgili gençler, sizin sorularınızın, sorgulamalarınızın yoğunlaştığı dördüncü başlık din-bilim ilişkisidir. Bilhassa eğitim sistemi nedeniyle genç dostlarımız laboratuvarda öğretilen efendim fen bilgisinde, fizikte, fizik e, ilminde yaratılış ile e, öğretilen yaratılış ile Din dersinde anlatılan yaratılış ve kainatın işleyişi arasında çelişkide kalıyor. Yanlış din söylemleri de din-bilim ilişkisini sürekli bir çatışma alanı olarak takdim ediyor. Batı düşüncesi sadece bu ilişkiden, bu ilişkiyi kuramamaktan dolayı çok büyük bir değişim, dönüşüm geçirdi e, dinle arasına bu sebeple çok büyük mesafeler koydu. Orada da yanlış din anlayışların bunda payı çok büyüktür. Halbuki her zaman ifade ettiğim gibi bilim bize tabiatı açıklar ama bize anlamlandıramaz. Anlamlandıracak olan dindir. Tecrübeye dayalı bilimsel tespitler, tespitleri ister i̇bn Sina yapsın, ister Farabi yapsın, ister el yapsın, isterse Newton, Einstein yapsın. Neticede bu tespitler sevgili gençler Allah'ın kainata yerleştirdiği kanunlardan başka bir şey değildir. Bilimsel yaklaşımlardan yalnızca biri olan pozitivizmi eleştirelim derken bu hataya düşüyoruz. Ve bilimi aşağılamak, inkar etmek falan bu sebeple ortaya çıkıyor aslında. Sünnetullah dediğimiz Allah'ın kainata koyduğu kanunlar ile insana gönderdiği kanunlar arasında bir çelişki olmaz. Zira tekvin de Allah'ındır, tenzil de Allah'ındır. Varlık ve alem, bütün evrenler ve bütün evrenleri kusursuz bir ilişkiyle içine alan bir kainat vardır. Biz ona makrokozmos diyoruz. Kainatın insana yakın tezahürü konumundaki tabiat vardır kozmos. Ve eşsiz bir varlık olarak insanın yaratılışını ifade eden insanın fıtratı hadi ona da mikrokozmos diyelim, bunlar bir bütündür. Kainat, tabiat, insan bir bütündür, bölünmezler. Ancak üzülerek belirteyim, İslam medeniyetinde bilimlerin tevhidi bozuldu. Tevhid, tevhid ümmeti bilimlerin tevhidini bozdu. Medeniyetimizin intiharı pahasına ilimleri ikiye ayırdık. Dini olan, dini olmayan. İslami olan, İslami olmayan tenzil ile tekvini bir bütün olarak ele alamadık. Ve bu sebeple bu ilişkiyi bir çatışma alanı olmaktan kurtaramadık. Beşincisi sevgili gençler, sizlerin sorularınızın, itirazlarınızın yoğunlaştığı beşinci başlık da din-kültür ilişkisidir. Yanlış din söylemleriyle dini olanla kültürel olanı birbirine karıştırıyoruz. Elbette gelenek önemlidir. Her zaman derim geleneği olmayanın geleceği de olmaz. Ancak bizden istenen geleneği anlamaktır. Takdis etmek değildir. Geleneği bazen takdis ediyoruz. Din haline getiriyoruz. Geleneğin nice unsurları din adı altında varlığını sürdürüyor. Oysa evet Hazreti Peygamber, bütün peygamberler birer kavme gönderilmişlerdir. Ama hiçbir peygamber kendi kavminin kültürünü evrensel bir din kuralına dönüştürmemiştir. Bir dine girebilecek en büyük bidat peygamberin gönderildiği kavmin örfünü, adetini, geleneğini, kültürünü din haline getirmektir. Vahyi değerli gençler, önemli bir şey söylemek istiyorum. Vahyi kültürün bir ürünü olarak okumak ne kadar yanlış ise ki özellikle dijital mecralarda bu tür söylemler çokça yaygınlık kazanmaya başladı ki ona tarihsellik diyorlar vesaire bir takım isimlerle ifade ediyorlar. Bu ne kadar yanlış ise kültürü din haline getirmekte o kadar yanlıştır. Akaitten olan nice esaslar terk ediliyor, akaitte olmayan nice unsurlar akaide sokuluyor. Din sabiteleriyle değişkenleri birbirine karıştırılıyor. Adet ile ibadet yerel olanla evrensel olan birbirine karıştırılıyor. Bu sebeplerle dinin insana yüklemediği sorumlulukları yüklemeye kalkışıyoruz. Gençler fıtrata daha yakındır. E, dolayısıyla fıtrata aykırı olan bu yükleri din adına da olsa haklı olarak taşımak istemiyorlar ve bu konuda bize sorular yöneltiyorlar. Altıncısı gençlerin sorularının yoğunlaştığı altıncı başlık din-ahlak ilişkisidir. Hem teorik olarak hem de pratik olarak ahlak üretmeyen dindarlık, bütün gençleri bilhassa İslam coğrafyasında çok olumsuz etkiliyor. Bugün din-ahlak ilişkisi, değerli kardeşlerim, din-ahlak ilişkisi iki açıdan saldırıya maruz bırakılıyor. Biri ahlakın dini ilahi kaynağını reddeden anlayış, Diğeri ise dinin ahlak boyutunu ihmal eden, dini dindarlığın tanımları içerisinde dahi ahlakı ahlaka çok yer vermeyen yanlış dindarlık anlayışları. Üzülerek belirteyim ki ideolojik sekülerizmin ahlakı dinden ayırma çabalarına biz Müslümanlar da zaman zaman dini ahlaktan ayırarak adeta destek veriyoruz. Halbuki e, genç dostlar ahlak dinin özüdür. Dinin ahlaktan ayrılması öyle siyasetten, bilimden ayrılmasına benzemez. Dinin ahlaktan ayrılması dinin kendisinden ayrılmasıdır. Ahlak ibadetin de gayesidir. Ahlaktan kopuk bir fıkıh olmaz. Ahlaki temelleri olmayan bir kelam olmaz. Fıkhın ahlaktan ayrılması ibadetlerin ahlaki gayelerden uzaklaştırılarak şekle indirgenmesi müminler topluluğu için büyük bir musibettir. Halbuki Allah Resulü'nün buyurduğu gibi ed-dinu husnul huluki. din güzel ahlaktır. Kendi gönderiliş gayesini inne ma bu'istu li utammima makarim ahlak ben mekarimi ahlakı tamamlamak için gönderildim buyurmuştur. Gençlerin sorularının yoğunlaştığı yedinci başlık ise Belki bunlardan biraz farklı ama insan Allah ilişkisinin temellendirilme biçimidir. Kelam ve akaid ilmi açısından bunu ele almamız gerekiyor. Bu temellendirmenin sadece kudret ve irade üzerinden yapılması insan Allah ilişkisinin sadece hakim mahkum, efendi köle, mutlak kudret, aciz kul şeklinde temellendirilmesi eksik bir temellendirmedir. Halbuki e, bilhassa esma i Hüsna'yı dikkate alarak, Kur'an'ı dikkate alarak insan-Allah ilişkisini bir misak, bir sözleşme üzerine temellendirmek daha doğrudur diye düşünüyorum. Bu sözleşme ikiye ayrılır. Biri şehadet misakı, diğeri emanet misakı. Şehadet misakı insan-Allah ilişkisini bir şahit-meşhud ilişkisi haline getirir o amentü ile eşhedü arasındaki fark budur. İnsan eşhedü ikrarıyla Allah'ın esmasına, ayetlerine şehadet eder. Allah da kulunun bütün hallerine, davranışlarına şahit olur. Emanet misakı ise insan Allah ilişkisini emanet boyutuna taşır ve karşılıklı bir güven sözleşmesine dönüştürür. Müminin bir manası da budur sevgili gençler. Bu da sahip olunan her şeyi emanet gören bir hayat yaşamayı gerektirir. Kısacası şöyle bir yedi maddeyi özetleyecek olursak, ideolojik humanizmi eleştirirken insaniliği kötülemek dini olanla insani olanı karşı karşıya getirmek, sekülerizmi eleştirirken dünyayı kötülemek dini olanla dünya, dünyevi olanı karşı karşıya getirmek, kaba rasyonalizmi eleştirirken aklı kötülemek, akli olanla dini olanı karşı karşıya getirmek. Pozitivizmi eleştirirken bilim bilim bilimi kötülemek ve bilimle dini karşı karşıya getirmek. Efendim, dini olanla kültürel olanı karıştırmak, dinin ahlak boyutunu ve ahlakın dini kaynağını e, dikkate almamak. E, ve son olarak insan Allah ilişkisini yanlış temellendirmek. Benim sizden gelen soruları topladığımda sorularınızın büyük bir kısmının bu yedi ilişkiyi doğru kuramamaktan kaynaklandığını ama bizim de bu ilişkiyi sizlere çok iyi temellendiremediğimizden kaynaklandığını ifade etmek isterim. Sevgili gençler, sözlerimi bitirirken birkaç cümle daha ifade etmek istiyorum. İnsan dünyaya bir kez gelir. Bu hayatta önemli olan insanın yaratılışının gayesini, varoluşun sebebini, hayatın hikmetini unutmamasıdır. Tarih boyunca insanlar nereden geldim, nereye gidiyorum yani mebde ve maadın kaynaklarını, varlığımın ve varoluşumun gayesi nedir sorularının en doğru, en tatminkar cevaplarını ancak Allah'ın dininde bulmuşlardır. Aslında siz genç dostlarımızın Sorularının, sorgulamalarının cevabı İslam'ın rahmet mesajlarında çok güzel bir şekilde mevcuttur. Fakat yanlış din söylemleri bunu zorlaştırıyor. Gençler, din ve inanç gibi önemli bir konuda karar vermekte lütfen acele etmeyin. Okumaya, sorgulamaya, sormaya, araştırmaya devam edelim. Okumalarımızda tekvinle tenzili birbirinden ayırmayalım. Doğu batı ayırmayalım kadim, cedid, eski, yeni tefrikine gitmeden bir bütünlük çerçevesinde okuyalım. İnancımızı şahıslar üzerine bina etmeyelim. Zira hakikat hiç kimsenin tek elinde değildir. Baki hakikatler fani şahsiyetler üzerine bina edilmez. Hz. Ali'nin dediği gibi kişi hakka göre tarif edilir. Sevgili gençler, Sözlerimi Hazreti Peygamber'in ideal genci tarif ederken kullandığı güzel bir ifadeyle bitirmek istiyorum. Şabun neşe fi ibadeti Rabbi. Neşeyi Rabbine ibadette arayan gençlik. Gönüllerinizden, yüreklerinizden dinin neşesi, rahmeti hiç eksik olmasın. Ve anlam arayışınız daim olsun. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.